de bizleri Sercan Dikme bekliyor, Aspor muhabiri. Beşiktaş uzun bir ara yaptı, uzun bir araya sahip oldu burada ve belki de bunu olumlu bir şekilde değerlendirebilecek de bir ihtiyacı da vardı aslında. Kötü de bir gidiş vardı. Nasıl geçti bu ara Beşiktaş'ta ve Denizli Spor karşısında nasıl bir Beşiktaş'ı izleyeceğiz? Siyah beyazlardaki son gelişmeler ne? Perdesinin önünde yine her zamanki gibi Sercan Dikme bizleri bekliyor. Melike Çelik, iyi yayınlar, kolay gelsin. Serdar abiye, Ilgaz abiye de selamlar, saygılar. Selamlar. Tabii Beşiktaş'ta bu süre zarfı içerisinde kendisini yenilemek için aslında iyi bir fırsat oldu. Milli takım arası ve ardından geçtiğimiz haftayı bay geçmesi. Kendisini yeniledi Beşiktaş. UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra Süper Lig'e de kötü bir başlangıç yapmıştı. Transfer dönemi bittikten sonra hem Sayın Başkan Ahmet Durçebi, Beşiktaş yönetimi, teknik heyet, oturup konuşma, kendi öz eleştiri yapma süresi, o sürecini yaşamış oldu. Aslında Beşiktaş'ta içeride hem Ümraniye, Nevzat Demir tesislerinde bulunan isimlerle hem de Vodafone Park'ta bulunan isimlerle konuştuğumuz zaman bu sürenin kendilerine iyi geldiğini, öz eleştiri yapma açısından iyi bir süreç geçirdiklerini söylüyorlar. Artık Beşiktaş'ta tabii ki beyaz bir sayfa açılacak. Süper Lig'de artık pazartesi günü itibariyle Beşiktaş Denizli Spor deplasmanına gidecek ve eksikler de var. Aslında biraz takım içi bilgileri de vermek gerekiyor. Mensa karantina süresi devam edecek. Denizli'ye götürülmeyecek Mensa. Bunun bilgisini verelim. Enkudu'nun sakatlığı halen devam ediyor. Denizli Spor maçında oynayamayacak. Öte yandan arka adelerinde problem olan Atakan Üner, Beşiktaş'ın yeni transferlerinden biri. O yok. Aynı zamanda Hasic bu sezon iyi bir başlangıç yapmıştı. Atakan ve Hasic'in Denizli Spor karşısında oynaması bugün itibariyle zor görünüyor. Nevzat Demir tesislerinden aldığımız bilgiler bu yönde. Adem'le hiç hala takımla birlikte çalışmadı. Bireysel olarak salonda çalışıyor. Ancak en azından onun Denizli'ye, deplasmana götürüleceğini, belki ilk 11 olmasa da Sergen Hoca'nın daha sonradan forma şansı vereceğini düşünüyoruz. Tabii ki içeride Nevzat Demir tesislerinde Sergen Hoca'nın Denizli Spor maçına ilişkin planı da var. Kanat tabii ki Gezzal transferi gerçekleşti. Gezzal kulüp televizyonuna yapmış olduğu açıklamada o sürenin 2 haftalık 3 haftalık sürenin kendisine iyi geleceğini söylemişti. Fiziki olarak kendisini hazırlayabilmek için. Ancak halen 2 gün önce 48 saat önce gerçekleşen antrenmanda takımla birlikte yavaş yavaş artık çalışmaya başladı. Sergen Hoca'nın ilk bölümde artık Denizli Spor maçıyla beraber kendisine ilk 11'de forma şansı vermesini biraz zor, küçük bir ihtimal olarak görüyoruz. O nedenle Sergen Hoca Abubakar ve Larin ikilisini aynı anda oynatabilir. Tabii burada acaba Atiba, Josef, Dorukhan üçlüsünden hangisine forma şansı vermeyecek? Bu biraz soru işareti. Orta sahada çünkü bu üçlüden ikisi oynayabilecek. Dorukhan demişken sanıyorum Melike sen soracaksındır. Konuya biz başlamış olalım. Dorukhan konusu Beşiktaş'ta. Hafta içerisinde artık Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin de ifadeleri vardı. İmza töreninde o 9 futbolculuk bir imza töreni yapmıştı Sayın Başkan Ahmet Durçebi. Orada Dorukhan'la ilgili olarak şu ifadeyi kullandı Sayın Başkan. Sözleşme yenilerse evet Beşiktaş'ta oynamaya devam eder. İmzalamazsa Allah yoluna açık etsin dedi Dorukhan için Sayın Başkan. Tabii bugün itibariyle henüz bir anlaşma yok. Serdar abi o süreci çok iyi anlatacaktır. Hakim kendisi çünkü. 350 bin euro gibi bir ücret alıyor. Yıllık ücret Dorukhan. Ve menajerini değiştirdikten sonra Ahmet Bulut'a geçti menajerliği. Ahmet Bulut'a geçtikten sonra Beşiktaş yönetimiyle çok sağlıklı bir şekilde henüz bir görüşme gerçekleşmedi. Ahmet Bulut, Dorukhan ve Beşiktaş yönetimi bu üçgenle. Yine biz transfer dönemi devam ederken bu ekranlarda duyurmuştuk. Ahmet Bulut'la ben bir gün yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce Dorukhan konusunu sordum kendisine. Sözleşme imzalamadıklarını söylemişti ve bu yıl başka bir takımla görüşmediklerini, bu yıl Beşiktaş'ta geçireceklerini söylemişti. O zaman çok yankı bulmuştu bu açıklama. Bugün de aslında aynı açıklamayı tekrardan dile getirirsek hiçbir değişiklik yok. Çünkü bir sakatlık süreci vardı. Artık bu yıl komple Beşiktaş'a odaklanmış durumda Dorukhan. Peki ne zaman görüşecekler? Ocak ayında. Devre arası olacak. Beşiktaş yönetimi Ahmet Bulut'la da Dorukhan'la da bir görüşme gerçekleşecek. 1 milyon euronun üstünde bir yıllık ücretten bahsediliyor.
Tabii ki artık son yılına girdi ve Ocak ayı itibariyle Dorukhan da yeni tekliflerle artık açık açık konuşacak duruma da geliyor. Bu durumu da böyle söylemiş olalım. Kısaca toparlamak gerekirse bu süreç hem Beşiktaş yönetimine hem de Sergen Hoca'ya iyi geldi. Çünkü artık biraz daha kendi işlerinde bu durumu analiz etme fırsatı buldular. Ligde bir durum var ancak 10 tane de transfer yapılmış durumda. Hem bu transferlerin takıma alışma süreci hem Sergen Hoca'nın taktiğini oturtma süreci. Ayrıca bir not da verelim. Bunu duyurmuştuk yine A-Spor ekranlarında. Beşiktaş yönetimi Sayın Başkan Ahmet Durçebi geçmişe dönük futbolcu maaşlarını ödedi. Bu konuda da taraflara bir bilgilendirme yapmış olalım Melike. Evet, Sercan Dikme'ye teşekkür edelim. Serdar Sarıdağ, ilk sana Dorukhan konusunu bir sormak istiyorum. Özellikle Beşiktaşlıların haricinde şu anda birçok futbolcular Dorukhan'ın bundan sonraki serüveni nasıl devam edecek onu da merak ediyorlar. Ben de merak ediyorum. Gerçekten bir bilinmezlik var. Yani menajerin ifadeleri yuvarlak ifadeler, net keskin ifadeler değil. Yönetimin bir planı var Dorukhan'ın ücretiyle ilgili, yeni kontratıyla ilgili. Biraz garanti para, biraz performansa dayalı. Geçen sene forma giydikten sonra biz de Rıdvan oynayacak bekliyorduk ama Fenerbahçe'ye giden Caner'le Gökhan bitirdi orada. Yani esasında orada da bir oyuncu hazırlama. Ben öyle yaklaşacaklarını düşünmüyorum Dorukhan konusunda. Hani geçen seneki Caner örneğinden yola çıkarak konuşuyorum. Ben Sergen Hoca'ya bırakırım bu işi kararı. Eyvallah, anladım. Onun dışında tabii ki Beşiktaş'ın oyun planı geçen sene bence daha iyiydi. Beşiktaş'ta geçen sene Sergen Yalçın oyuncuları daha iyi kullanıyordu. Bu sene o kadar iyi kullanabildi mi bu işin teknik kısmı. Öteki taraftan transfer kısmında esasında orada çok büyük kafa karışıklıkları var. Yani Ensakala Wellington üzerinden dönen bir transfer esasında dedikodusu var. İşte o istedi, ben istemedim, o istedi. Yani genel anlamda esas Sergen Yalçın'ın yönetim arasında Wellington ve Ensakala üzerinden bir hadise döndü. Şimdilik onu savaş baltaları toprağa gömülmüş durumda ama. Evet. Bir sonraki kötü sonuçta çıkar mı onu bilemiyorum. Bir sonraki kötü sonuçta çok şeyler olur. Çok şey olur değil şimdi mi? Bak, o sorular da geliyor bu arada. Süreci çok kötü yönetme anlamında yani bunu söylüyorum. Bak. Teknik direktör değişikliğine gider mi diye de soruyor çözüm izleyicilerimiz. Çözüm olur mu? Öyle bakmak lazım. Teknik direktör değişikliği. Yani bu teknik direktörle sen üçüncülük elde ettin. Sorun hocada mı? Takımda mı? Şimdi bakın. Yapılan transferlerde mi? Birincisi Beşiktaş'ın transferdeki en büyük hatası şu oldu. Kim yok sende? Ya olmayan ne var? Sağ bek. Bir tane bile yok. Dur. Bak, bir tane bile yok. Gökhan gittikten sonra. Bir tane bile yok sağ bek. Kerem Kalafat vardı. Onu da kiraladın Giresun'a. Altyapıdan gelen kardeşimiz. O da oynayamıyor. Bir tane bile yok. O zaman ne yapacaksın? Önce sağ bek. Değil mi? En son sağ bek geldi. Evet. İki tane alınması lazım. En son o geldi. Bakın en son. Şimdi sağ bek olmayışından dolayı mı Beşiktaş Pauk'a elendi? Hayır. Bence orada dünyanın en iyi sağ beki de olsaydı elenebilirdi. Çünkü Ilgaz çok iyi bilir. Kulüplerde çalıştığı için. Sezon başı hazırlık top başı ile ilk resmi maç arasında 45 gün olur ya da 40 gün. O kondisyon yüklemeleri yapacaksın, formu tutacaksın falan filan. Beşiktaş'ın top başı ile Pauk maç arasında kaç gün var? O hafta sadece 7-8 idman yapabilmişler. Evet, hazırlık yükleme maçı. Yaparsan ilk maçta patlarlar. Hazırlık maçı o yüzden oynamadılar. Evet. Atiba 4 günlük idman. Bütün bunlardan dolayı. Efendim buna göre hazırla. Hayır. Ne bilecek adam Trabzon ceza alacak mı almayacak mı? Kastı arkadaşı mı var Ahmet Nurçebi'nin veya Sergen Hoca'nın? Yok. Bilemiyorsun. Üçüncü yaptı takımı. Övüldü. İşte üçüncü oluşundan dolayı bunlarla karşılaştı. Yerden yere vuruldu. Şimdi bu takımı kondisyon yüklemesi yapılmamış takıma kolay kolay yüksek tempolu oyun oynattıramazsınız. Riskleri vardır. İşte Konya'da gördük. Onlar kondisyon yüklemesini yapmış. Gençler Birliği'nde gördük. Onlar yaptı. Bu takımlar karşısında sıkıntı yaşarsınız. Ama bazen de öyle maçlar vardır ki ya Rio Ave maçını kaybedemezsiniz. Hocaya bile gerek yok öyle maçlarda. Böyle sıkıntılar oldu. Şimdi sahiçi sonuçları kötü gidince bunlar peş peşe gelir. Yönetim, hoca, o çekişmeler, bu çekişmeler, yorumlar, şunlar, bunlar. Evet. Böyle bakmak lazım. Kendimi düzelteyim. Ben Aytemiz Alanyaspor'a giden oyunculardan birisiyle karıştırdım. Kerem Kalafat oynuyor.
Bugün izledim Giresunspor maçını da. Ben de seyrettim. Yok yok, hayır. Şimdi niye ben öyle bir şey söyledim? Aytemiz Alanyaspor'a giden... Güzel maç oldu yalnız. Stoper gitti değil mi? Alpay Çelebi 2 sene kiralık gitti. Evet. Ben Alpay'la karıştırdım Çelebi. Ahmet Gülay gitti 3 sene kiralık. Ben onları karıştırdım. Onlardan Fatih Aksoy'u da Wellington'un karşılık verildi. Yoksa Kerem tulum yaptı Giresunspor'da. Nasıldı? İyi. Ben de beğendim. Evet, devam edeceğiz yine. Sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Son sayfa etiketine tabii WhatsApp videolarınızı da bize gönderebilirsiniz WhatsApp hattımıza. Şimdi çok Sivassporlu tweet alıyoruz Sivassporlulardan. Bir kez daha başarılar dileyelim Villarreal karşısında. Değerlendirdik. Villarreal'in nasıl oynadığını söyledik. Tekrar ilgisini Barcelona'ya karşı olduğundan tutun da savunma beşlisini oturttuğuna kadar.